Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yapılışı oldukça kolay, sadece iki sırada oluşan bir örgü modeli paylaşmak istiyorum. Şöyle modelimize yakından bakalım. Gerçekten çok güzel, sade, bir o kadar şık bir örgü modeli. Bu model aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben altına lastik örmedim. Hafif kıvrılma sorunu oldu. Altına dilediğiniz herhangi bir lastik modelini yapabilirsiniz. Ya da yazlık örgülerde kullanacaksanız merserize ya da koton ipler, hafif ütüye gelebilen ipler, hafif ütülerseniz alt tarafı düzgün duracaktır. Şimdi modelin arka yüzüne de bir bakalım. Arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Dediğim gibi yapılışı oldukça kolay. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden modelin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi sizlere anlatımını yaparken şöyle açık renkte bir ip tercih etmek istedim. Hemen bakalım, 100 gram 300 metrelik bir ip. Bu ipi 4 numara şişlerle yapacağım. Biraz kalın şişler tercih edersek modelimiz daha güzel oluyor. Şimdi ilmeklerimizi atarak modele başlıyoruz. Şöyle ilmeklerimi ilk sırada rahat örmek için 2 şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Yine lastik örmeden ben direkt modele başlarım. 2 şişimin üzerine ilmeklerimi atıyorum. Dediğim gibi şişlerim 4 numara. İki ve ikinin katları, yani çift sayılarda ilmek atmamız yeterli olacaktır. Dilediğiniz sayıda 2 ve 2'nin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Bakın 9'da bırakmıyoruz, 10'a tamamlıyoruz. Yine 11'de bırakmıyoruz, 12'ye tamamlıyoruz. Çift sayıda ilmek olsun yeterli. Şişime toplam 16 tane ilmek attım. Modeli açıklayabilmek için yeterlidir. Şimdi şişlerimden birini ilmeklerimi kaçırmadan şişimden çektim. Şöyle hafifçe ipimi de sıkılaştırdım. Bakın gevşekçe ilmeklerimiz oluştu. Şimdi öncelikle ilk kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi örgümün arkasına aldım. Şimdi sırada iki tane ilmeğim var. İlk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği bakın arka tarafından düz örecek gibi ilk ilmeği atladık. İkinci ilmeği önce düz olarak örüyoruz. İlmeklerimizi şişten çıkarmadan şimdi de atladığımız ilmeğin kendisini de yine düz olarak ördüm ve ilmeklerimi serbest bıraktım. İlk modelimiz burada tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar ipimi örgümün arkasına aldım. İlk ilmeği atlayıp ikinci ilmeği bakın şişime aldım ve önce onu düz olarak örüyorum. Devamında da atladığımız ilmeği ve şişimizden çıkarıyoruz ilmekleri. İp örgümün arkasında ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği bakın düz örecek gibi arka taraftan battım ve onu düz olarak ördüm. İlmeklerimi şişimden çıkarmadan şimdi öndeki ilmeği yine düz olarak ördüm ve ilmeklerimi şişimden çıkardım. Modelimiz burada oluşmaya başladı. İlk ilmeği atladım. İkinci ilmeği arka taraftan düz örecek gibi batıp düz olarak ördüm. Şimdi de öndeki ilmeği yine arka taraftan batıp düz olarak örüyorum. Ve çıkardım. Sıramın sonuna kadar sürekli aynı işlemi yapıyorum. Önce ikinci ilmeği düz örüyoruz. Devamında da önde kalan ilmeği. Son 3 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği atladım. İkinci ilmeği düz ördüm. Sonrasında da önde kalan atladığımız ilmeği düz ördük. Son kalan kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ilk sırasını tamamladım. Çevirip şimdi örgümüzün arka tarafına geldik. Arkada da yine aynı işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmeği, burası örgümüzün arkası olduğu için ters örüyoruz. İkinci ilmeğimi aldım ve ters olarak ördüm.
Atladığım ilmeği de yine ters olarak ördüm ve ilmeklerimi çıkardım. İlk ilmeği atlıyoruz. İkinci ilmeği, bakın arka taraf olduğu için burası, ters olarak yapıyoruz. Önce ikinci ilmeği ters ördüm. Bakın ilmeğim altta kaldı. Sonrasında da bu altta kalan ilmeği yine ters ördüm. Önce ikinci ilmeği, sonrasında da ilk ilmeği. Ve son kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafı. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Bir sıra daha yaptığımızda modelimiz net olarak belli olacaktır. Yapalım birlikte. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. İp örgünün arkasında, bakın ilk ilmeği atlayıp ikinci ilmeği. Yine aynı işlem. Yaptığımız farklı hiçbir şey yok. İlk ilmeğimi atladım. İkinci ilmeği bakın. Örgümün arka tarafından şişimi aldım ve düz ördüm. Sonrasında da atladığım ilmeği yine bu şekilde batıp onu da düz olarak örüyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayayım. Arka tarafta da yine aynı işlemleri yapacağız. Ben bu şekilde birkaç sıra örüp modelin ilerlemiş halini sizlere göstermek istiyorum. Hep aynı şeyleri anlatacağım için sizi sıkmaya da gerek yok. Ben biraz örgümü ilerletip geliyorum. Modelimi birkaç sıra daha örmeye devam ettim. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Şu daha önce ördüğümde bakalım. Şöyle yaparsak daha net belli olacak. Bakın ilerlediğinde gerçekten çok güzel. Şöyle bakıldığında sanki yan yana haroşa sırasıymış gibi görünüyor. Umarım beğenirsiniz. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.